o kütüphaneyi tanzim eden bir zat vardı değil mi? O zat da subaylıktan emekliymiş. Geçen gün ben gittim, baktım hiç yanaşma, hemşerim dediler. Baktım bize yüz vermedi. Bugün de yüz vermemişti ama geldi oturdu sonra. Şimdi o kardeşimiz dedi, abi dedi, bizi tenkit edenler oluyor dedi. Ya hep bu kitapları okuyorsunuz. Başka kitap yok mu? Şu bu diye. Dedim biz Peygamber Efendimiz'in tavsiyesine uyuyoruz. Onun için Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Buhari ve Müslim'de bu hadis var. İnna Allah yeb'asu lihazil ümmeti ala re'si külli mi'eti senetin men yüceddidu leha dineha. Hadis. Yani bu ümmete Cenab-ı Allah her 100 senede bir müceddidi din bahseder. Yeb'asu bahseder. Bunlar peygamber değiller fakat peygamber vazifesi görüyorlar. Müceddit demek dinde bir şey ilave etmiyor ve dinden de bir şey çıkarmıyor. Böyle bir yetkisi yok. Ama ne yapıyor? Unutulmuşları ihya ediyor, uydurmaları iptal ediyor. Bir de anlatma tarzı, şekli, modeli, metodunu getiriyor. Mesela üstadımız ne diyor? Medenilere galebe ikna ile olur diyor. Söz anlamayan vahşilere olduğu gibi cebir ve şiddetle değil. Bu asrın insanları medenidir. Medine şehir demektir. Şehirde oturanlara da medeni denir. Köydekilere de bedevi denir. Bu millet bedeni. Bilgisayarı var, telefonu var, radyosu var, televizyonu var. Yani medeni sayılır. Şimdi bu adama ulan zındık, öbür tarafa gidince yedin mi topuzu görürsün sen. Demektense adam diyor kim gitti kim geldi öbür tarafa. Giden gelseydi dedem gelirdi. Bizim Şinasi mesela. Ben diyor öldükten sonra dirilmeyi çok ilkel buluyorum. Neden? Ya ben öldükten sonra zaten toprağa gireceğim. Benim atomlarım, nötron ve protonlarım, elektron ve moleküllerim, DNA'larım toprağa karışacak. Artık ben bir toprakım. O kadar bir şeyler biliyor. Benim toprağımdan zamanla otlar çıkacak. Bir inek geçecek, benim otumu yiyecek. Benim atomlarım ineğe gidecek. Bir keçi gidecek, yiyecek. Keçiye gideceğim, koyuna gideceğim. Zaten ben başka şeylere dönüştüm. Tekrar nasıl insan olacağım diye böyle bir mazeret beyan ediyor. Zaten Kur'an'da da var bu. Aynı o zaman da Şinasi gibi diyenler var. Ne diyor? Ayette bak şimdi aklıma gelmiyor. Hocam vardı hocaların yanında. Dilini tutacaksın. Ben diyor ölmüşüm. Ya ayette nasıl? Ve emin daha yok ya. Ölmüşüm. Kemik olmuşum. Toprak olmuşum. Turaben ve izamen. Ve eyna tübasun. Tekrar nasıl bahsolacağım diyor. Ben toprak olmuşum artık. Diyor o zaman. Ayet bu. Şimdi adam böyle dedi. Şimdi biz buna bir ayet okusak, bu adam ayetten anlamıyor. Biz buna gene ayet okuyacağız ama Cenab-ı Allah'ın 2 çeşit ayeti var. Bir tekvini, bir tenzili. Biz buna tekvini ayetten oturacağız. Teşrii ayetten okursan bu adam anlamaz. Ama öbür ayetleri zaten üniversitede okuyor. Ama ayet olduğunu bilmiyor. Tabii ya. Okuyor adam. Otomotum hep Allah'ın ayetleri. Şimdi yana bak sayıyor. İnne fî halikıs semâvâti vel ard ve ihtilâfil leyli vel nehâr vel fülkilleti tecrî fil bahr bimâ yenfen nâs ve mâ enzelallâhu mines semâi min mâin fe ahyâ bil arda ba'de mevtihâ inne zâlike ilâ ahir le âyâtin li kavmin yâkilûn diyor. Benim bu saydıklarım akıllı olan kavimler için benim ayetlerimdir diyor. Şimdi biz burada bir kavimiz. Biz bunu düşünebiliriz. Şimdi bir kavim de nerede var? Kahvehanede. O adamlar bu ayetleri düşünebilir mi? O başka şey düşünüyor. Stadyumda da bir kavim var. Onlar da gol, 3 puan, 5 puan. O da bu ayetleri düşünemez. Şimdi biz bu kavim bu ayetleri düşündük. Şimdi Şinasi'ye dedim, Şinasi. Dedim doğru söylüyorsun hakikaten. Atomların ineğe gitti, keçiye gitti. Doğru. Zaten dedi evrende sirkülasyon var dedi. Devamlı değişiyor. Doğru. Koyunu kesiyoruz. Be diyor. Kesiyoruz. Biraz sonra yiyoruz. Biz burada güzel bir kebap yapıyor. Koyun oldu Necmi. Koyun oldu Mustafa. Koyun oldu Zafer. Oldu Yunus. Koyun. Biraz sonra koyun namaza başlayacak bizimle beraber. Bak geçti değil mi? Koyun insan oldu. Yani Şinasi'nin bu dediği doğru. Doğru söyleyin Şinasi dedim. Yalnız bir konu var abicim. Kaç yaşındasın? 25 yaşındayım dedi. Peki dedim sen 26 sene ben neredeydin mesela? Babası öğretmen. Biz geçmiş İskenderun, Konya falan filan. Malatya. Baktı bir sene açık. Yoktum dedi. Vardın Şinasi dedim, hatırlamıyorsun. Nasıl? Sen bildiğin ıspanaktın. Keçiydin, koyundun. Ne demek dedi. Bak baban olacak adam dedim. Yoğurt ıspanağı yedi. Keçinin kızartmasını yedi. Koyunun büfteğini yedi. İneğin köftesini yedi. Babanın damarında siper buldu. Tıp da böyle sürüyorduk. Kur'an da böyle. Sonra babandan annene intikal etti. Annene hoşaf yedi, börek yedi. Kayseri'den gelen pastırmayı yedi. Simav'dan gelen fasulye yedi. Dosya'dan gelen pirincin pilavını yedi. Almanya'dan gelen çikolatayı yedi. Sen annenin kanından Şinasi çıktı. Şinasileşirken haberin oldu mu? Çocuk şimdi olmadı diyor. Ama çok güzel dinledi. Gördün mü Şinasi'cim? Ne kadar dağınık yerlerdeydin. Cenab-ı Allah seni topladı. Bir araya getirdi. Şinasi yaptı. Yine dağıtır. Yine toplar. Bir işi birinci defa mı yapmak daha zor? İkinci defa mı? Hangisi zor? Birinci defa yapmak zor. Birinci defa bir şey yapan Allah böyle. Neden dedim? Mastarı yok, astarı yok, ölçüsü yok, deneyimi yok. Deneyimli dedim Cenab-ı Allah bizi böyle yarattı. İkinci defa daha çok yarattı. Adam yarattı. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Baktım Şinasi'nin kafası yattı. Dedi, gerçekten verdiğiniz yanıt dedi. Bana kanıt verdi dedi. Bugün onu anlattık orada değil mi? Adam da nasıl dinliyor bak. Hiç yüz vermeyen adam oturdu. Hem gülüyor hem doğru diyor. Doğru. Şimdi bu zatı almışlar, İsmail Ağa Camii'ne götürmüşler. Herkes orada sakallı ya, bu tek sakalsız, bıyıksız, bu ürkmüş oradan. Oradan ürkünce bizden de kaçıyor bu sefer. Tabii yavrular oraya götürülür mü? Geçenlerde biri diyor ki, gazetede yazardı şimdi yok meydanda. Diyor, mucize görmek isteyen Mahmud Efendi'nin dergâhına gitsin. Keramet görmek isteyen. Dedim bize de mucize görmek isteyen bizim dershaneye gelsin. Biz dedim mucize gösteriyoruz. Bak bu mucize. Bu mucize. Bunlar mucize. Mucize. Tabii ya mucize. Bunlar mucize. Ama Peygamberimiz niye bu mucizeyi göstermedi? Ağacı yürüttü. Ya adama dese bak mucizecek adam bende de var. Onun mucize göstermesi peygamberliğini ilan etmek için. Bizim göstermemiz Allah'ı ispat etmek için. Tabii ya. Şimdi oturduk şurayı açtık. İki mühim suale karşı iki mühim cevap. Çok enteresan kardeşler. Ya belki 1000 defa okudum burasını. Lezzet alıyorum ya vallahi. Eğer desen madem Kur'an beşer için nazil olmuştur, insanlığa gönderilmiştir. Neden beşerin nazarında en mühim olan medeniyet harikalarını tasrih etmiyor, açık açık anlatmıyor? Mesela burada Süleyman Aleyhisselam'ın uçmasını anlatırken efendim uçağa işaret ediyor diyor üstadımız. Ya Veli Süleymaner Ruh ne diyor? Huduvva şehrun ve revâhuha şehr. Veli Süleymaner riha guduvva şehrül ve revâhuha şehr. Hazreti Süleyman bir günde havada tayyaran ile, tayyaran uçmak demek, eskiden tayyara derlerdi. Arapça olduğu için uçağa çevirdi. Ne kurulaz bunlar? Tabii. Nazır mesela. Hariciye nazırı, dahiliye nazırı, maliye nazırı, marif nazırı, nazırı kaldı bakan. Bakan bakıyor. Bakan yaptı. Nazır Arapça ya, tak bakana çevirdi. Rezalim bunlar. Mesela bu ambulanslar var ya bizim çocukluğumuza imdat-ı sıhhiye yazardı. Yani sıhhata yardım eden. Yardım eden bak. Arapça diye onu sil der, can kurtaran yazdır. Bak imdat-ı sıhhiye demek sıhhata yardım eden, kurtaran değil. Sil der onu can kurtaran yazdır. Bu sefer can da kurtulmuyor, ölüyor arabada. Adam diyor, mahkemeye veriyor. Ben can kurtaranı bindirdim, adam öldü diyor. Kurtaramadınız. Bakla iş sakat. Sildiler. Bu sefer ambulans kimse anlamıyor. Ambulans. Biliyor musunuz manasını? Allah aşkına ne demek ambulans? Ambu ne demek ambu? Bu demek ilk yardım demekmiş. Hani adama üfürük yapıyor ya böyle bazen burnundan üflüyorsun. Bu ham buymuş olan sındık. Ambulans. Şimdi nereden geldin buraya ambulansa? Tayyaran ile. Tayyaran ile. Yani uçarak tayyurun, kuşun, tuyurun, hudurun. Süleyman bir günde havada tayyaran ile 2 aylık bir mesafeyi kat etmiştir der Cenab-ı Allah. İşte bunda işaret ediyor ki beşere yol açıktır ki havada böyle bir mesafeyi kat etsin. Öyleyse ey beşer insanlık, madem sana yol açıktır bu mertebe yetiş ve yanaş. Cenab-ı Hak şu ayetin lisanı ile manen diyor. Ey insan, bir abdim yani Süleyman Aleyhisselam hevai nefsini terk ettiği için havaya bindirdim. Hevai nefsini terk ettiği için havaya bindirdim. Ne demek hevai nefsini? Süleyman Aleyhisselam'ın hevai nefsi ne olabilir ya bir peygamber? Bak ne yapmış biliyor musun kardeşler? Katanalarla, atlarla savaşa gidiyor Süleyman Aleyhisselam. Bir gün onların paltılığıyla, yularıyla, aksesuarıyla uğraşırken bir namazı geçirecek duruma gelmiş. Öyle bir üzülüyor ki ya Rabbi diyor, bunlar benim ubudiyetime mani oluyorlar. Bütün atlarını kestirmiş. Etini de dağıttırmış. Ben diyor bundan sonra yayan gideceğim harbe. Madem ki bunlar benim ubudiyetime mani oldular, ben bunları istemiyorum diyor. Cenab-ı Hak da diyor, kulum sen madem ki onları benim için kestin, ben de seni havaya bindireceğim diyor. En muazzam bir şey değil. Üstad onu orada anlatmıyor. Başka bir yerde okumuştum ben. Denk geldi yani. Demek ki hevai nefsi bir peygamberin ne olabilir? İşte oymuş yani. Allah da onu havaya bindiriyor. Havaya bindirip siz de nefsin tembelliğini bırakıp bazı kabanini adetimden, kainattaki kurallardan istifade etseniz siz de binebilirsiniz. Yani diyor ki burada neden uçağın kanadını, motorunu, tekerini anlatmıyor da sadece bir işaret veriyor. Neden diyor anlatmıyor diyor. Halbuki Kur'an beşer için gelmiştir. Neden beşerin nazarında en mühim olan medeniyet harikalarını tasrih etmiyor? Yalnız gizli bir remiz ile, hafif bir ima ile, hafif bir işaretle, zayıf bir iptalle iktifa ediyor. Neden böyle yapıyor? Her cevap. Çünkü medeniyet, beşeriye harikaların hakları bahsi Kur'an'da o kadar olabilir. Zira Kur'an'ın vazife-i asliyesi neymiş? Daire-i rububiyetin kemalat ve şuunatını ve daire-i ubudiyetin vezaif ve ahvalini talim etmektir. Cenab-ı Allah kendi rububiyetini, kudretini bize tanıtacak. İşte diyor yağmuru böyle yağdırıyorum, dünyayı böyle döndürüyorum. Elem yekü nutfeten min meniyyen yumna, bir damla meniden yaratıyorum. Yağmuru böyle yağdırıyorum. Yekâdü senâ berklihi yeshebû bil ebsâr. O şimşeğin diyor, şeyi o kadar parlaktır ki gözünüzü alıp götürür. Bak, izâ zülziletil ardu zilzâle. Yani Rabbim kendi azametini, kendi kudretini, kendi rububiyetini Kur'an'da bize ne yapıyor? Tanıtıyor. Bir de bizim ubudiyetimizi talim ediyor. İşte diyor abdest alırken ellerinizi dirseklere kadar yükselin. Efendim, femsehûr useküm. Başınıza sen ve ercülüğün ayaklarınızı yıkayın. Bak burada teferruatla anlatıyor. Ama uçağın teferruatını anlatmıyor. Neden? Çünkü Kur'an'ın vazifesi neymiş? Daire-i rububiyetin kemalat ve şuunatını ve daire-i ubudiyetin ahvalini talim ediyor. Ya. Öyleyse şu havarik-i beşeriyenin o iki dairede alacakları hakları yalnız zayıf bir remz, hafif bir işaret ancak düşer. Çünkü onlar daire-i rububiyetten haklarını isteseler, ey Kur'an, dünyanın dönmesinden bahsediyorsun, bulutların uçmasından bahsediyorsun, denizlerden bahsediyorsun, bizden de bahsetsene biraz dese, o vakit pek az hak alabilirler. Mesela tayyare-i beşer Kur'an'a dese, bana bir hakkı kelam ver, ayatında bir mevki ver. Elbette o daire-i rububiyetin tayyareli olan seyyara, arz, Kur'an namı kamer, Kur'an namına diyecekler, burada cirmin kadar bir mevki alabilirsin. Deyince adam mest oldu. Neden? Kaç kişi taşıyorsun arkadaş? 700 kişilik uçaklar varmış. Görmedim. Kaç kilometre hızla gidiyorsun? 750 ile. Küre arz diyor ki ben 108 bin kilometre hızla gidiyorum. Köfte or. Kimsin lan sen? Kaç kişi var sırtında şu kadar? Benim üstümde sadece 7 milyar insan var. Milyarlarla develer, sığırlar, filler, aslanlar, kıtalar, denizler sırtıma almışım. Abra'ya gidiyorum atmosferde. Sen kaç paralık adamsın ki Kur'an senden bahsetsin. Dedi Muhammed, görüyorsun değil mi? Ne cevap be, tokmak gibi vallahi. Atom gibi cevap. Biz olsak, hikmetinden sual sorulmaz. Zaten eski hocalar bir şey cevap bilmedi mi? Hikmetinden sual sorulmaz. Halbuki hikmetten sual sorulmaz, cevap veriyor. Eğer beşerin tahtel bahirleri, yani denizaltı gemileri, ayat-ı Kur'an'dan mevki isteseler, o dairenin tahtel bahirleri, yani bahri muhit-i havaide ve esir denizinde yüzen zemin ve yıldızlar, ona diyecekler. Bak çünkü zemin de bir sema neymiş? Es-semâ'u mevcun mekfufun. Sema diyor, dalgaları karardıda olmuş bir denizdir diyor. İşte bak semada ne var? Esir var. Esirde yüzüyor. Ya yıldızlar, teyyareler, gezegenler. Mevki isteseler, o dairenin tahtel bahirleri yani bahri muhit havaide ve esir denizinde yüzen zemin ve yıldızlar, ona diyecekler, yanımızda senin yerin görünmeyecek kadar azdır. Eğer elektriğin parlak yıldız misal lambaları şunlar, hakkı kelam isteyerek ayetlere gelmek isteseler, halbuki Kur'an bunlardan da bahsediyor. Ez-zücacetün, el-nuru diye anlatıyor ama teker teker ampulü demiyor yani. O dairenin elektrik lambaları olan şimşekler, şahaplar ve gökyüzünü ziynetlendiren yıldızlar ve misbahlar diyecekler. Işığın nispetine bahis ve beyana girebilirsin. Şimdi bizim burada lambamız yanıyor. Git mutfağa, karanlık. Ama güneş yandığı zaman bütün dünya aydınlanıyor. Kaç paralık oluyor güneşin yanında, yıldızların yanında, şimşeklerin yanında. Kaç paralık oluyor ki ondan bahsetsin. Ben desem şimdi, ya niye benden bahsetmiyor televizyon? Hep efendim Tayyip Erdoğan'dan bahsediyor. Ulan seni kim takar? Niye bahsetsin sen? Bizde de derslerde bahsediyorlar değil mi? Bak Necmi abi geldi diye geldim diyor. Ankara'dan çağırıyorlar, Almanya'dan çağırıyorlar. Şeyden çağırdı, Sibirya'dan davet ettiler. Efendim, şuradan buradan, Amerika'dan, Avusturya'dan hep davet var, sıradayız. Ama gidemiyorum tabii, buradaki hizmet yeterli geliyor. E demek ki biz de bu hizmetin içinde tanınıyoruz. Herkesin tanındığı ayrı bir şey var. Bu kadar. Eğer havariki medeniyet, dekaiki sanat cihetinde haklarını isteseler, tamam ya büyüklükten alamadık, oradan alamadık. Harikalık bakımından bak, neler yapıyor. İsteseler ve ayetlerden makam talep ederlerse, o vakit bir tek sinek onlara susunuz diyecek. Benim bir kanadım kadar hakkınız yoktur. Ne diyor Yunus? Bir sineğin kanadını 40 kaniye yüklettim, çekemedi, şöyle kaldı yazılı. Bir tek kanadını çekememiş 40 kanı. Şimdi bunu tabii bu adam bu asıl diyecek ya, bir edebiyat yapmış diyecek, ne adam ne biçim laf falan. Üstad onu anlatıyor. Bir sineğin kanadıyla. Zira sizlerdeki beşerin cüz-i ihtiyarıyla kesbedilen bütün ince sanatlar ve bütün nazik cihazlar toplansa, benim küçücük vücudumdaki ince sanat ve nazenin cihazlar kadar acip olamaz. Ya öyle sinek var, nokta gibi be abiciğim, nokta bugün bir, sana mı gösterdim ben? Sana değil mi? Bak dedim Allah aşkına, hemen bir uçtu bize, bir açtı kanatlarını böyle, nokta kadar ha, piu dedi gitti. Şimdi sen bunu yapabilir misin? Yapamazsın. Sinek kadar bir uçak yapamadığın gibi, dünya kadar da bir uçak yapamazsın. Oturduğun gibi. İnnellezîne ted'ûne min dûnillâhi len yahluku zübâben ve levictemeûle diyor Rabbimiz. Eğer Allah'tan başka bütün yardımcılarınızı davet edin, çağırın, bir tek sinek yapamazsınız diyor. Neyden? Bak. daire-i rububiyetten hak alamıyorlar, incelikten alamıyorlar. Şimdi ubudiyete geldik. Bari ubudiyet yönünden anlatsın. Nasıl abdesti teferruatla anlatıyor. Bizim de kuyruğumuzdan, kanadımızdan bahsetsin. O harikalar daire-i ubudiyete gidip ne cevaplar be arkadaş, bulunacak Mehdi adam, Mehdi Azam dediğimiz. O harikalar daire-i ubudiyete gidip o daireden haklarını isterlerse o zaman o daireden şöyle bir cevap alırlar. Sizin münasebetiniz bizimle pek azdır ve dairemize kolay gelemezsiniz. Çünkü programımız budur ki dünya bir misafirhanedir. İnsan da onda az duracaktır. Ve vazifesi çok bir misafirdir. Ve kısa bir ömürde hayatı ebediye lazım olan levazımatı tedarik etmekle mükelleftir kardeşler. Bir defa geldik ha. Bu fırsat bize bir defa verildi. Allah beni fare de yaratabilirdi. Domuz da yaratabilirdi. Yılan da yaratabilirdi. Ama insan yaratmış. İnsan olmak için dilekçe vermedim, okula gitmedim, tahsil yapmadım, yatırım yapmadım kardeşim ne demek ya? Geçenlerde bana bir bayan diyor ki, neden diyor Allah diyor, Hz. Muhammed'e verdi peygamberliği. Beni yapsaydı ya bir Muhammed. Dedim sen Muhammed olmadığına üzülme de eşek olmadığına şükür. olmadığına şükür. Fare olmadığına şükür. Kızcağız böyle kaldı. Hocam dedi teşekkür ederim. Elini öpebilir miyim? ben dedi başını örteceğim namaza başlayayım. Allah kabul etsin. Dünya bir misafirhanedir. İnsan ise onda az duracaktır. Ve vazifesi çok bir misafirdir. Ve kısa bir ömürde hayat ebediye lazım olan levazımatı tedarik etmekle mükelleftir. Evet ve en ehemmiyetli ve en elzem işler takdim edilecektir. Halbuki siz, uçağa konuşuyor bunu, gemiye söylüyor. Siz ekseriyat itibariyle şu fani dünyayı bir makarlı ebedi noktayı nazarında ve gaflet perdesi altında dünyaperestlik hissiyle işlenmiş bir suret sizde görünüyor. Yani uçağa bindiğin zaman Allah'a aklına getirecek bir şey yok ki orada bir tesbih sallanmıyor. Basıyorsun, şey geliyor, hava geliyor. Basıyorsun, hostes buyurun diyor. Basıyorsun, lambaya diyor. Basıyorsun, rahat aşağı kaçıyorsun. Basıyorsun, kalkıyorsun. Bak hep senin rahatlığınla ilgili. Dini, iman hatırlatacak bir şey yok ki orada. Sen nasıl daire-i ubudiyete gireceksin? Öyleyse hakperestlik, variyeti düşünmeklik esaslar üzerine müesses olan ubudiyetten hisseniz pek azdır. Yoktur demiyor, azdır. Lakin eğer kıymetdar bir ibadet olan, sırf menfaat-ı ibadullah için, yani Allah'ın kullarını rahatlatmak için ve menafi umumiye ve istirahat-ı ammeye ve hayat-ı içtimaiyenin kemali hizmet eden ve elbette ekalliyet teşkil eden muhterem sanatkarlar ve mülhem keşşaflar arkanızda ve içinizde varsa o hassas zatlara şu remiz ve işaret-i Kur'aniye sahaya teşvik ve sanatları takdir etmek için elhak, kafi ve mafidir. İşaret ediyor diyor. Demin okuduk ya bir ayet. Üstad'dan da isteyen Bediüzzaman Said Nursi demiyor değil mi? Ama bahsediyor. يَوْمَ يَتِّي لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا بِاِذْنِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ Sadakallahü'l-azim. Ayet 105 Hud Suresi. O gün geldiği zaman hiçbir kimse kendi nefsinden tekellüm edemez. İlla bir izni benim isim verdiklerim konuşur. Feminüm şakıyüm ve sayid. Ayet umumi. Ayete de bakıyor, dünyaya da bakıyor. Mesela şimdi bir adam çıkmış ezan okuyor. Bu adamı sayid kabul edersek. Allah buna fırsat vermiş. O ezan okuyabilir mi? Adam çekmiş şarabı, küfrediyor ana avrat. Peki Allah buna fırsat vermese sövebilir mi? Söylemez. Hayriyi ve şerriyi min Allah-u Teala. Hayri de Allah yaratıyor. Şerri de Allah yaratıyor. Bundan tut da ta kıyamet gününe kadar, ta asrımıza kadar. İşari manada öyle bir gün geldi ki hiç kimse konuşamadı. Hocalar sustu. Ezanlar sustu. Medreseler kapandı. Tekkeler, zaviyeler kapatıldı. İki kişi konuştu. Biri Said, başımdaki saçlarıma dediğince başlarım olsa, her gün biri kesilse, Kur'an'a feda olan bu başı ehli sındıkaya eğmeyeceğim. Dünyayı başıma ateş yapsanız, hakikati Kur'an'a feda olan bu baş, ehli sındıkaya teslim silah etmeyecektir ve kutsi davasından vazgeçmeyecektir. Sene 1935 Eskişehir Mahkemesi. Böyle diyor. Ve kimse konuşamıyor. Bir de öteki konuşuyor. Şakile konuşuyor. Şakile demek yol kesen. Şimdi yanarlar. Tesettürün yolunu, Kur'an'ın yolunu, nikahın yolunu kesmiş. Şakile. Bir de o konuşuyor. Apaçık ya. Daha buna. Ben bunu bir efendim bir profesöre söyledim şeyden, bu bizim şeye geliyorlar yani üstadın sempozyumuna. Ferit Hoca'ya söyledim. Bunu okudum bu ayeti. Dedim Said Bediüzzaman Şakide Kefere. Allahu Ekber dedi. Fırladı yerinden. Dedi fırladı ya. Ferit Ensari. Adam tefsir profesörü. Yanındaki profesörü anlatıyor adam. Abi iş böyle. Belli olmaz. Hiç ummadığın keşfeyler esrarı derunun. Sen herkesi kör alemi sensen mi sanırsın? Çantacı Necmi söylemiş. Allah söylemiş. Bizim çünkü mesleğimiz olduğu için böyle. Yecüc Mevcüc'ten basan ayet var. 96. ayet şey. Enbiya Suresi. Hatta fütühat yecücü ve mecücü ve min külli hadebin yensin. Hadebe bile işaret edin. Yecüc mecüc biraz önce okuduk hocam. Çok enteresan. Hadep mi? Hadep. Dağ tepe demek. Dağlardan tepelerden inerler. Kandil dağı, abar dağı, kabar dağı, kopar dağı. Allah Allah! Bak, oku hocam şurasını ve sen oku mübarek. Evet. Seddi Zülkay'ın tahribiyle Yecüc ve Mecüc'lerin dünyayı fesade vermesi gibi. Geçmişte fesada vermişler, kırmışlar, tahrip etmişler. Şeriat-ı Muhammedi Aleyhisselam olan Seddi Kur'an'ın tezezzülüyle Yecüc ve Mecüc'den daha müthiş olan ahlakta ve hayatta zulmetli bir anarşilik ve zulümlü bir dinsizlik fesada ve ifsada başlıyor. Bunu üstad 1900 efendim Kastamonu'da yazıyor. O 36 senesinde yazıyor. Hiçbirimiz hayatta yok. Ben 37'liyim. O zaman başlıyor diyor bak. Yani şey yapıyor. İstihbarı anlatıyor. Başlıyor. Anarşi diyor bak. Fesat diyor, zındık diyor ama anarşi kelimesini oraya oturtuyor. Anarşi ne Kürtçe, ne Farsça, ne Arapça, ne Osmanlıca. Anarşi. Biz anarşi 71'de duyduk anarşi kelimesini. 71'de biz de içeri attılar sonra. 71 anarşi. Ben bir hastalık. Anarşist çıkmış, anarşi. Bir nesle çıkmış gibi zannediyorum. Ben vallahi bilmiyordum anarşi ne olduğunu. Anarşi çıktı, anarşi çıktı. Yani bir hastalık çıktı gibi. İşte abi orada yazıyor bak. Fesada başlıyor. Başlamış ya. Yecüc ve mecüc ve hüm min külli hadebin yazıyor. Şunların köpesi orası. Bak burada ne yazıyor? Bak bak bak. Ne diyor hocam Allah aşkına? Yani itiraz edene cevap veriyor. Yaş ve kuru ne varsa Kur'an'da mevcuttur diyor. Yani itiraz edersen bak burada ayet. Namık Kemal Allah rahmet eylesin. İyi bir adammış bakma sen. Bu Fransa'ya gitmiş. Orada İslam'ı temsil ediyor. Toplanmışlar. Şimdi bu ayet okuyor. وَلَا رَبِّنْ وَلَا يَابِسِنْ اِلَّا ف۪ي كِتَابٍ مُب۪ينَ diyor. Hanotaux varmış orada bir tane. Hanotaux Fransız şeyi. Yani yaş ve kuru Kur'an'da ne varsa kainatta Kur'an'da mevcuttur. Hanotaux demiş ki madem ki yaş ve kurudan bahsediyor. Benim bu sakalımdan da bahseder mi? Tek tük sakalı varmış böyle seyrek. Bundan da bahseder mi? Ben diyor hafız değilim ama Allah beni diyor mahcup etmemek için bu ayet, Sure-i İbrahim'de bir ayet var. Diyor ki öyle beldeler vardır ki orada diyor Cenab-ı Hak çok diyor bereketli mahsulat çıkartır. Ve öyle beldeler vardır ki hiçbir şey çıkmaz illa nikide tek tüm şeyler çıkar. İşte demiş o belde burası, orası da senin pis suratın. Buyurun. O kadar. Adamın biri hocaya demiş ki, bir soru soracağım, Kur'an'dan cevap vereceksin. Vereyim demiş. Bir çuval undan kaç tane ekmek çıkar? Alıyor telefonu, tak fırıncı Mehmet'e. Mehmetciğim diyor, bugünkü ölçülere göre diyor, bir çuval undan kaç tane ekmek çıkar? Abi 85 tane çıkıyor diyor. 85 tane çıkıyormuş diyor. E senin Kur'an'dan cevap vermedin. Ben Kur'an'dan cevap verdim. يَسْأَلُوا عَلَى الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Size bir şey bilmediğiniz bir şey sorulursa onu ehli zikirden sorun. İlim sahibinden sorun. Bak ben fırıncıdan sordum demiş. Müftüden sormadım. Hastalıkla ilgili bir şey sorsan doktora soracaktım demiş. Allah bereket versin. Allah razı olsun hepinizden. Size doyum olmaz. Vallahi doyamıyorum yani. Size hepinizi cebimde taşımak isterim ama cep çok ama yerim yok. Allah razı olsun. Bir de namaz kılalım. Hocamız hazır bize bir namaz kıldırsın. O da kılmamıştır herhalde tabii ezan. Kalalım gidelim bize inşallah. Olumuz uzak. İyi. El Fatiha. Biz